Önce The Line ve Oxagon, ardından Dubai Circle, şimdi de dev bir küp. Bu ayın başlarında Suudi Arabistan en son projesi olan Mukab'ı duyurdu. Mukab o kadar büyük bir küp ki içine 20 Empire State binası sığabilir. Suudi Arabistan ziyaretçilerini başka gezegenlere ve büyülü dünyalara taşıyan holografik bir kubbeyle burayı başka dünyaya açılan bir kapı olarak tanımladı. Ancak tüm bunlar sadece viral bir pazarlama gösterisi mi, yoksa Mukab gerçekten inşa edilecek mi? Ve eğer inşa edilecekse ne zaman halka açılacak? Suudi Arabistan, geniş petrol rezervleriyle tanınan, Orta Doğu'nun kalbinde yer alan zengin bir ülke. Ancak Suudi Arabistan, petrole daha az bağımlı hale gelmek istiyor. Bu nedenle ekonomilerini yavaş yavaş petrolden turizme kaydırmak için Vizyon 2030 sloganı altında devasa mega projeleri duyurmaya ve inşa etmeye başladılar. Bu projelerin en büyüğü 170 kilometrelik The Line şehri, Oksagon adlı yüzen bir liman kenti ve Arap Çölü'nde Trojena adlı devasa bir kayak merkezini içeren 1 trilyon dolarlık bir mega proje olan Neom'dur. Tüm bu etkileyici projeler yetmezmiş gibi şimdi yepyeni bir proje daha açıkladılar. Yeni Murabba. Murabba, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde inşa edilecek. Çünkü krallık diğer büyük şehirleri ihmal etmek istemiyor. Riyad zaten hızla büyüyen bir şehir. 50 yıl önce yarım milyondan az nüfusu olan bir kasabaydı. Ancak şimdi 7 milyondan fazla nüfusuyla Orta Doğu'nun 3. büyük şehri. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a göre yeni Murabba projesi dünyanın en büyük modern şehir merkezi olacak. Bu yeni bölgenin Riyad'ın büyümesini başka bir düzeye taşıması bekleniyor. 80'den fazla eğlence mekanı, birkaç yürüyüş yolu, büyük bir müze ve hepsinin merkezinde devasa Mukab yer alacak. Mukab, Arapça'da küp anlamına geliyor. Mukab, Riyad'ın yeni yüzü olarak tanımlandı. Küpün dışı, Suudi Arabistan halkı tarafından yüzlerce yıldır kullanılan geleneksel bir tarz olan Najdi mimarisinden esinlenildi. Güzel yüzey güneşte parlayacak ve Riyad'ın silüetine hakim olacak. Bu küpün boyutuysa nefes kesici olacak. 400 metre yüksekliğindeki The Mukab, eğer Dubai'ye yerleştirilseydi en yüksek 4. bina olurdu. Diğer gökdelenlerin aksine ise Mukab 400 metre genişliğinde. Burası dünyanın diğer bölgelerindeki mevcut küp şeklindeki binaları gölgede bırakacak gibi duruyor. Peki burası niçin kullanılacak? Mukab küpünün içine ayak basmak başka bir dünyaya giriyormuş gibi hissettirecek. Ziyaretçilerin üzerinde farklı sanal gerçeklikleri sergileyen devasa bir kubbe yükselecek. Bu holografik görüntülerin Mukab'ın ziyaretçilerini farklı bir dünyadaymış gibi hissettirmesi amaçlanıyor. Bir saniye içinde okyanusun dibindeyken başka bir anda Mars'ın yüzeyinde veya büyülü bir fantezi dünyasında olabilirsiniz. Daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen sürükleyici bir deneyim olması amaçlanıyor. Kubbenin merkezinde yerden çatıya kadar yükselen, neredeyse bir karınca yuvası gibi görünen sarmal bir kule olacak. Bu kulenin dünyanın her yerinden turistler için birinci sınıf bir yer olması amaçlanıyor. Restoranlar, otel odaları, gözlem platformları, sinemalar ve tiyatrolar da olacak. Kule ve kubbe daha sonra devasa küp tarafından çevrelenecek. Küpün dört köşesi de gökdelen benzeri kulelere yığılmış tesislerle dolu olacak. Göller, çimler ve ağaçlar barındıran üst kısım da bu nefes kesici alanda yer alacak. Yanlış duymuyorsunuz, yapının üzerinde bir de yapay göl olacak. Ayrıca yapı 100 binden fazla konut birimi, 9 bin otel odası, 980 bin metrekareden fazla mağaza ve 1,4 milyon metrekare ofis alanı içerecek. Peki Mukab neden küp şeklinde? Mukab'ın tasarımcılarına göre küp şeklindeki tasarım, genel deneyimi destekleyecek tüm gelişmiş teknolojileri barındırmak için en verimli şekil. Küp şeklindeki tasarım ayrıca Mukab'ı daha ikonik hale getirmeyi amaçlıyor. Mukab, Riyad'ın dünyadaki diğer büyük şehirler arasında var olmasını sağlayacak benzersiz bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Paris'teki Eiffel Kulesi veya New York'taki Özgürlük Heykeli gibi. Küpün fotoğrafını gören herkesin aklına hemen Riyad gelecek.
Genel olarak MUKA projesinin duyurulması her kesim tarafından büyük heyecanla karşılandı. Ancak bir süre sonra herkesin aklında aynı soru belirdi. MUKAP gerçekten inşa edilecek mi? İnşaat henüz başlamadı. Ancak teorik olarak önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak. Suudi Arabistan, Line, Oxagon ve Trojena dahil diğer Vision 2030 projeleri gibi bu projenin de 2030'da halka açılacağına dair bir söz verdi. Line'la karşılaştırıldığında bu projeyi hayata geçirmek muhtemelen daha kolay. 2030 yılına kadar hayata geçirilecek olan yeni Murabba Mega Projesi, 2 milyon metrekarelik dükkan, kültürel ve turistik mekanlarla tanımlanan eşsiz yaşam, çalışma ve eğlence deneyimlerini bir araya getirecek. Hepsi 15 dakikalık yürüme mesafesinde yer alacak ve bir iç ulaşım sistemiyle birbirine bağlanacak. Ayrıca Suudi yetkililer yeni şehir merkezinin 334 bin kişiye istihdam sağlayacağını öngörüyor. Size de tüm bunlar gerçek olamayacak kadar iyi geliyor mu? Aslında bunun bir nedeni var. O da aşılması gereken pek çok engelin olması. Öncelikle finans uzmanları projenin fizibilitesine şüpheyle yaklaşıyorlar. Suudi Arabistan'ın başka bir iddialı mega proje inşa etmek için parayı nereden bulacağını merak ediyorlar. 2030'a kadar Suudi Arabistan, MUKAP gibi projelerin finansmanına yardımcı olacak yılda 100 milyar dolardan fazla parayı ülkeye getirmeyi umuyor. Henüz bu rakamın yanına bile yaklaşamadılar. Ancak yeterince heyecan yaratılabilirse yabancı yatırım hızla artmaya başlayabilir. Fakat bunun da olacağının garantisi yok. Ayrıca Vision 2030 projesi uluslararası af örgütü tarafından insan hakları ihlalleriyle suçlandı ve bu suçlama tüm projeler üzerinde bir leke bıraktı. Bu da elbette yabancı yatırımları olumsuz anlamda etkiledi. Fakat Suudi Arabistan parayı toplasa bile üstesinden gelinmesi gereken çok daha büyük zorluklar var. Bu mega proje teknolojik olarak mümkün mü? MUKAP'ın duyurusunda gösterildiği gibi hologramlar henüz mevcut değil. Lightfield Lab gibi bazı ileri teknoloji şirketleri son yıllarda bazı önemli ilerlemeler kaydettiler. Ancak MUKAP'ın kubbesi ölçeğindeki hologramlar hala bilim kurgu seviyesinde. Benzer bir etki muhtemelen dev LED ekranlar kullanılarak elde edilebilir. Ancak böylesine büyük bir LED ekranın gerçekten yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Küpün çatısındaki dev gölü de unutmayalım. Milyonlarca litre su yapı üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artıracaktır. Bu nedenle küpün son derece sağlam inşa edilmesi ve ayrıca tamamen su geçirmez olması gerekiyor. Eğer göl sızarsa doğrudan altındaki pahalı teknoloji üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktır. Sonuç olarak küp hali hazırda bazı önemli zorluklarla karşı karşıya. Harcanacak para veya onu destekleyecek teknoloji olmadan hiç bitmeme ihtimali de var. Ancak üçüncü bir seçenek daha var. Belki küp bir gün inşa edilecek ancak küçültülmüş, daha az iddialı bir biçimde. Boyut olarak 400 metreden 200 metreye veya daha küçük bir boyuta düşürülebilir. 100 metrede bile dünyanın en büyük küp şeklindeki binası olmaya devam edecek ve etkileyici bir manzaraya sahip olacak. Mevcut tasarımla karşılaştırıldığında evet biraz hayal kırıklığı olacak ama hiç çoktan iyidir. Bundan sonra ne olacağını bilmek imkansız. Ancak kesin olan bir şey var. Büyüleyici yapılar birkaç yıl içinde inşa edilebilir. Nihayet 2030 geldiğinde MUKAP, The Line ve diğer çığır açan projeler kapılarını halka açabilir. Veya hiçbiri asla bitmeyecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce MUKAP ve diğer Vision 2030 projeleri gerçekten inşa edilebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.